Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü işbirliği toplantısına ilişkin bugün güvenlik, istikrar ve refahı arttırma konusunda önemli kararlar verdik dedi. Gündemi ve derinlemesine analizleri yakından takip etmek için kanalımıza abone olabilir, zil ikonundan bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen Türkiye, Azerbaycan, Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Pakistan'ı bir kez daha ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, kendilerine gösterilen misafirperverlik ve üçlü zirvenin başarılı organizasyonu dolayısıyla Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'ye teşekkür etti. Pakistan'ın bizim kalbimizde son derece önemli bir yeri var diyen Çavuşoğlu, iki ülkenin zor dönemlerde birbirlerine destek verdiğini, yeni tip koronavirüs döneminde de bunun bir örneğinin sergilendiğini söyledi. Türkiye ile Pakistan arasındaki üst düzey stratejik işbirliği konseyi toplantılarının 7.sinin bu yıl Türkiye'de gerçekleştireceğini hatırlatan Çavuşoğlu, zirve için hazırlıklara başlandığını ifade etti. Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de değinerek, ticaret hacmimiz 800 milyon dolar civarında. Bu tabii ki bizim gerçek potansiyelimizi yansıtan bir rakam değil. Bizler bu anlamda ekonomik ilişkilere bir dinamizm getirmek istiyoruz. Stratejik ekonomik çerçeve belgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan İmran Han tarafından en son İslamabad'da yapılan zirvede imzalanmıştı. Bu da bizim için önemli bir yol haritası teşkil ediyor dedi. Yaklaşık 100 Türk yatırımcının Pakistan'da yatırımlarda bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, iki ülke arasında savunma sanayisi alanında işbirliği yapıldığını da belirtti. Pakistan'da 83 Türkiye Maarif Vakfı Okulu bulunduğunu işaret eden Çavuşoğlu, bugün Türkiye Maarif Vakfı faaliyetleriyle ilgili olarak Pakistan Eğitim Bakanlığı'yla bir mutabakat zaptı imzaladık. Yeni okullar ve bir üniversite açacaklar ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde Cammu Keşmir, Dağlık Karabağ, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Afganistan bağlamında bölgesel gelişmeleri değerlendirdiklerini belirtti. Bakan Çavuşoğlu özellikle insan hakları ihlalleri ve buradaki demografik değişikliklerle ilgili olarak Keşmirli kardeşlerimizin arkasında olduğumuzu, onlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tek taraflı atılacak adımların durumu daha da komplike hale getireceğine inanıyoruz ifadelerini kullandı. Pakistan'ın Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma konusunda verdiği desteği de takdir ettiklerini belirten Çavuşoğlu, bu kalıcı barışın bir şekilde uygulanmaya başlamasını ümit ediyoruz diye konuştu. Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın bu bölgede barış ve istikrarı koruyacağını ve işgal altından kurtardığı topraklarda da refahı getireceğini bildiklerini kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, yarın resmi olarak Karaçi'de yeni Türk konsolosluğunu açacaklarını belirterek, bu bizim dünyadaki en büyük kançılar yalarımızdan biri olacak. Bu çerçevede zaten bizim Pakistan'a verdiğimiz önem bir şekilde daha sergilenmiş olacak diye konuştu. Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan ile yakın ve dostane ilişkiler yürüttüğünü, üçlü ilişkilerde son derece önemli bir güvenin tesis edildiğini kaydetti. Bugünkü görüşmelerde ticaret, yatırım, güvenlik alanlarının yanı sıra stratejik ve siyasi işbirliği konularının ele alındığını belirten Kureyşi, üç ülkenin birçok farklı konuda yakın düşüncelere ve ortak çıkarlara sahip olduğunu dile getirdi. Kureyşi, üç ülkenin barışı, istikrarı ve bulunduğu bölgelerdeki refahı geliştirme isteğinin altını çizerek, bizler bu çerçevede üçlü işbirliğimizi yoğunlaştırmaya ve derinleştirmeye karar verdik. Bu diyaloğu düzenli bir hale getirmek istiyoruz ifadesini kullandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da,
Pakistan ve Türkiye'den firmaları kurtardığımız toprakların yeniden inşasına katılmak için davet ediyorum dedi. Öte yandan bir haber kanalına açıklamalarda bulunan Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mücahit Enver Han, Türkiye'nin ikinci evleri olduğunu belirterek esasen biz iki ülke tek milletiz diye konuştu. Türkiye ve Pakistan'ın siyasi, askeri ve halklar arasında irtibat bağlamında yaşamın tüm alanlarında birlikte hareket ettiğine dikkat çeken Han, ilişkilerin tarihten bu yana gelişerek sürdüğünü ifade etti. Han, kardeş ve dost iki ülkenin sadece ortak, kültürel ve dini bağlar paylaşmadığına dikkati çekerek aynı zamanda ortak sınama ve çıkarları bulunduğunu söyledi. Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkiler emsalsiz olmakla beraber dünya genelinde gıpta ediliyor diyen Han, bunun nesillerden nesillere aktarılması gerektiğini kaydetti. Han, Kıbrıs meselesi, Suriye ve Irak'a ilişkin diğer güvenlik sınamaları ve terörle mücadele bağlamında Pakistan'ın Türkiye'nin yanında olduğunun altını çizdi. Söz konusu sınamaların üstesinden gelmek için iki ülke arasındaki işbirliğinin sürmesinin önem taşıdığına dikkat çeken Han, PKK ve DAEŞ'in açık tehditler olduğunu, Pakistan'ın da kendi sınırlarında benzer sınamalarla mücadele ettiğini belirtti. Türkiye ve Pakistan'ın bölgede ve özellikle Müslüman ülkeler için istikrar, barış ve refah sağlamaya yönelik ortak bir vizyonu bulunduğunu belirten Han, Türkiye'nin Azerbaycan'a sağladığı desteğin de bunun açık bir göstergesi olduğunu söyledi. Han, savunma alanında Türkiye ve Pakistan arasında artan işbirliğini memnuniyetle karşılıyorum. Örnek bir ilişki tesis ettik, vurgusunda bulunarak, bu çerçevede iki ülke arasında üst düzey ziyaretlerin verimli bir şekilde sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin savunma sanayi üretiminde önemli ilerlemeler kaydettiğine dikkat çeken Han, bu çerçevede Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarının Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ'da elde ettiği başarıda kilit rol oynadığını ifade etti. Han, benzer bir şekilde Pakistan'ın da savunma sanayinde önemli gelişmeler kaydedildiğini, iki ülkenin bu alandaki işbirliğinin sürmesi gerektiğini söyledi. Her iki ülkenin farklı savunma kabiliyetleri bulunduğunu ifade eden Han, askeri işbirliğinin ekonomik işbirliği üzerine inşa edilmesi gerekiyor. Ortak projeler, tatbikatlar, üretim, eğitim, teknoloji paylaşımı iki ülke arasında savunma alanında ortak işbirliği alanları olarak ön plana çıkıyor. Bilgisini paylaştı. Dünya düzeninde değişiklikler olduğuna ve tek kutuplu düzenden çok kutuplu düzene kayma başladığına dikkat çeken Han, bu durumunda yeni sınamaları beraberinde getirdiğini belirtti. Han, dünya genelinde ekonomik kaygıların ahlaki değerlerin önüne geçtiğini, Filistin, Keşmir ve Azerbaycan'daki durumların bunu açık bir şekilde gösterdiğini belirtti. Keşmir meselesine ilişkin Türkiye'ye sağladığı destekten ötürü teşekkür eden Han, bölgede önemli bir sınama ve güvenlik tehdidine dönüşen ve daha geniş bir alana etki etme riski bulunan Keşmir meselesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanınız Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanınız Mustafa Şentop uluslararası platformlarda gündeme getirdi. Bundan ötürü müteşekkiriz dedi. Afganistan'daki gelişmelere dair ise Han, barış sürecine Pakistan'ın destek verdiğini ve tüm sınamalara rağmen olumlu sonuçlanacağına dair ümitli olduklarını kaydetti.